Hayatının her döneminde İslam'ın yüce hakikatlerini dile getirmekten asla geri durmayan bir dava adamı. İcra ettiği coşkulu vaazlarıyla Müslümanları bilinçlendirmeye çalışan bir din görevlisi. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen devletine küsmeyen, milletine sırtını dönmeyen, hak bildiği yoldan ayrılmayan öncü bir alim. Timurtaş Uçar Hoca. Timurtaş Uçar 1944 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinin Uslu köyünde dünyaya gelir. Babası, alimlerin meclisinde, ariflerin sohbetinde bulunmayı kendisine şiar edinmiş Bekir Efendi, annesi ise Zeynep Hanım'dır. Milletlerin tarih sahnesinde yer alması ve bu sahnede uzun süre kalması, hangi durumda olursa olsun hak ve hakikati dile getirmekten geri durmayan rol model şahsiyetlerin varlığına bağlıdır. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki geçmişten günümüze aziz milletimizin bağrından çıkmış, gelecek nesillere örnek olan ilim ve fikir insanı, devlet adamı, nice vatan evladı bu topraklarda yetişmiş ve yetişmeye devam ediyor. Topluma yön veren bu şahsiyetlerin en önemlileri arasında hiç şüphesiz öncü alimlerimiz gelmektedir. Nitekim cennet yurdumuzda yetişen her bir öncü alim, geçmişten aldıkları ilim ve irfan mirasını hayatlarına aktarmış, kendileri gibi nice öncü alimleri yetiştirmenin gayretinde olmuşlardır. Evet, bu mirasın günümüze aktarılmasında katkısı olan öncü alimlerimizden birisi de karşılaştığı hiçbir zorluğun kendisini yıldırmadığı, hakka ve hakikata adanmış bir ömür süren kürsülerin kahraman vaizi, fatihi Timurtaş Uçar hocamızdır. Timurtaş Uçar, Gakkoşlar diyarı Elazığ, El Aziz'de dünyaya gözlerini açmıştır. Babası Bekir Efendi, Filistin'de doğup Mekke'de İslam ile şereflenen sahabe-i kiramdan Temim Eddari radıyallahu anh'ın hayatından çok etkilenir ve oğlunun ismini Temimdar koyar. İlçeye gidip oğlunun kimliğini almak isteyince nüfus memuru o günün şartlarında bu ismi kayıt edemeyeceğini söyler. Bekir Efendi ne kadar ısrar etse de oğlunun ismini kendi istediği gibi yazdıramaz. Bu bölgede uzun süre hakimiyet kurmuş, maruf olan Timurtaş adını vermeyi kabul eder ve bu isim nüfusa böylece kaydedilir. İlkokula Elazığ Sivrice'nin Uslu köyünde başlar Timurtaş Uçar. Babası Bekir Efendi İstanbul'da devlet demir yollarında çalışmaktadır. Timurtaş Uçar ilk günden itibaren babasının yanına İstanbul'a gitmeyi çok arzulamaktadır. Zira babasının her fırsatta trenle Sivrice'ye gelmesi ve İstanbul'da gördüklerini nakletmesi onda ciddi bir medeniyet tasavvuru, fikri ve İstanbul'da olma arzusunu inşa etmiştir. İlkokul 2. sınıftan itibaren Timurtaş'ın isteklerini, talebini, arzusunu kıramayan Bekir Efendi, hem kendisine bir arkadaş, bir yoldaş, hem de İstanbul'da eğitimine devam etsin diye 1 Eylül ayında, sonbaharda küçük Timurtaş'ı yanına alarak İstanbul'a götürmüş ve kendisine aynı zamanda bir arkadaş, bir baba-oğul ilişkisi olarak bir yoldaş edinmiştir. Elazığ'da başlayan ilk öğretimini İstanbul Kadıköy'de tamamlayan Timurtaş Uçar, eğitim hayatına İstanbul'da devam etmek istemektedir. Bunun için de Kuleli Askeri Lisesi'nin sınavlarına hazırlanır ve bu sınavı birincilikle kazanır. Bekir Efendi, oğlunun
bu başarısı karşısında onu taltif etmek ve yaz tatilini geçirmesi için memleketine gönderir. İşlerinin yoğunluğundan dolayı da Kuleli Askeri Lisesi'nin kayıt tarihini unutuverir. Kendisine gelen geç bir mektupla durumu hatırlar. Minik Timurtaş'ı da alıp sınavda birincilikle kazandığı okula giderek kayıt yapmak istediklerini ifade eder. Ancak burası bir askeri okuldur. Kayıt günü 3 günü geçmiş ve birinci yedek kişinin kaydı da yapılmıştır. Okulu birincilikle kazanmış bir öğrenciyi okuluna kaydetmek, onun arzusunu, onun hevesini yerine getirmek için gayret gösteren Bekir Efendi, biricik oğlu Timurtaş'ı yanına alır. Tabii ki onun eğitimi için var gücüyle mesai harcar. Ve oğluna yeni bir kapı açılır. Bu nadide kapı İstanbul İmam Hatip Okulu'dur. Timurtaş'ın yıllar sonra Timurtaş Hoca olarak anılacağı din eğitimi, yani eğitim öğretim günleri böylelikle başlamış olur. Timurtaş Uçar İmam Hatip Okulu'nda son derece başarılı ve her bakımdan en önde gelen talebelerden birisi oluverir. Derslerinden en yüksek not almadığı zaman kendisini mesul hisseden Timurtaş Uçar, yabancı dile yeteneği son derece kuvvetli, anlatım kabiliyeti ve mizahi yönü de dikkat çekicidir. Türkçe dışında 3 dil daha öğrenen Timurtaş Uçar, Arapça, Farsça ve bunun yanında İngilizceyi de eklemiş olarak sonraki yıllarda görevli olduğu illerde, şehirlerde İmam Hatip okullarında bu dillerin resmi öğreticisi olarak okullara, öğrencilere, onların eğitim hayatına destek verir. İmam Hatip Okulu'ndan mezun olan Timurtaş Uçar'ın en az İmam Hatip Okulu kadar faydalı ve bereketli bir Yüksek İslam Enstitüsü macerası başlar. Orada ilmi kapasitesi yüksek, Osmanlı son dönem ulemasından olan hocalarla tanışır ve onlardan ders alma fırsatı bulur. Timurtaş Hoca Yüksek İslam Enstitüsü'nde okurken hem okulda hem de okul dışında Diyanet İşleri eski başkanı Ömer Nasuhi Bilmen, hadis alimi Ahmet Davutoğlu, Mahir İz, Celaleddin Ökten, Peyami Safa, Ömer Kirazoğlu gibi alimlerin rahleyi tedrisinde bulunur ve onlardan azami derecede müstefid olur. Timurtaş Uçar için Yüksek İslam Enstitüsü'nden sonraki durak vatan görevidir. Askerliğini Van Erciş'te yedek subay olarak yapan Timurtaş hocamız, öncesinde Tuzla Piyade Okulu'nda vatan nöbetine birlikte adım attığı ve Bekir Ağabey diye hitap ettiği merhum Profesör Doktor Bekir Topaloğlu hocayla da çok güzel günler geçirmiş. Askerlik ocağında da İslami ilimleri öğrenmekten bir an olsun geri durmamıştır. Usta birliği için gittiği Van Erciş'te de Timurtaş Uçar, özel olarak davet edildiği her bir ortamda sohbet etmeye, İslam'ın yüce hakikatlerini insanlara, arzu edenlere anlatmaya gayret göstermiştir. 1967 yılına gelindiğinde Timurtaş Uçar için yepyeni bir dönem başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Balıkesir Ayvalık'ta vaiz olarak memuriyete başlar. Timurtaş hocamız hayatı boyunca kürsülere sultan olmuş, gönüllere taht kurmuştur. O her fırsatta İslam'ı anlatmaktan geri durmamıştır. Kitle ihya aracı, kitle irşat aracı olarak nitelediği iletişim vasıtalarının kullanılmasını arzu etmiş ve mecra ne olursa olsun, imkan ne olursa olsun daima toplumlara, kitlelere ulaşmanın yolunu ve fırsatını aramıştır. Nitekim
göreve başladığı Ramazan'a yakın günlerde hiç kimsenin bu mübarek aya hazırlık yapmamasını ve ilçede hiçbir farkındalık olmamasını görür ve hocamız çok üzülür. Müftülüğe şöyle bir teklifte bulunur. İnsanlara Ramazan ayı boyunca merkez camiinde irşat faaliyetlerinde özellikle de yatsı namazı öncesinde vaaz ve nasihatta bulunacağımızı, müsait olanların da bu sohbete katılmalarını duyurmak istiyorum. Bunun için aklıma yolda yürürken kulağıma çalınan ve çeşitli duyuruların da yapıldığı belediyenin anons sistemi geldi. Bu anons sisteminden Ramazan'la ilgili bu programlarımızı duyursak nasıl olur? Teklifinde bulunur. Müftülük personeli, hocam belediyenin buna izin vereceğini asla düşünmüyoruz derler. Bunun üzerine Timurtaş Hoca, yahu bu insanlar bu memleketin evladı değil mi? Fikrinin zikrinin farklı olması bizi niçin onlara gitmekten alıkoysun der ve belediyenin yolunu tutar. Belediye başkanı genç Timurtaş Hoca'yı hürmetle karşılar. Karşılamadan çok memnun kalan hocamız belediye başkanına Ramazan ayında camilerde vaaz irşat programları yapacağını, müsaade edilirse bu programları belediyenin anons sisteminden duyurmak istediği talebini iletir. Bunun üzerine dönemin belediye başkanı hocamızı ziyadesiyle memnun edecek şu sözleri ifade eder. Aman hocam, bu dediğiniz ne ki? Buraya kadar teşrif edip gelmişsiniz. Ben sizin bu tavrınızdan yapacağınız faaliyetin de çokça faydalı olacağına kanaat ettim. Eğer sizce de uygunsa dilediğiniz saatteki konuşmalarınızın tamamını belediyenin anons sisteminden, yani buradan gerçekleştirin, buradan halkımıza Ramazan ayı boyunca vaaz edin talebinde bulunur. Bu teklifi sevinçle karşılayan Timurtaş Hoca, Ramazan ayı boyunca insanlara belediyenin anons sisteminden irşat faaliyetinde bulunur. Hocamızın bu gayreti bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır ki biz seferden sorumluyuz. Zafer Allah'tandır. Biz anlatmaktan, tebliğ etmekten mesulüz. Hidayeti verecek, yolları açacak, yeni imkanlara bizi ulaştıracak Allah Celle Celaluhu'dur. 1970 yılı Timurtaş Hoca'nın hayatında iki farklı sayfanın açıldığı yıldır. Bu güzide sayfanın ilki, ömrünün sonuna kadar kendisine en büyük desteği sunacak olan müstakbel eşi Mevlüde Hanım'la dünya evine girmesi, ikincisi ise Malatya'ya vaiz olarak tayin olmasıdır. Kendisini İslam'a, milli ve manevi değerlere adayan her bir öncü alimin en büyük destekçisi aileleri olmuştur. Timurtaş Uçar'ın hayatında yer alan kıymetli değerlerin başında eşi Mevlude hanımefendi gelmektedir. Timurtaş hocamız ile Mevlude hanımın nikah merasiminde yer alan önemli şahsiyetlerden birisi de bu gönül birlikteliğine vesile olan Elazığlı Hafız Abdullah Nazırlı hocamızdır. Nikah kıyılırken Timurtaş Hoca müsaade isteyerek göz aydınlığı olacak eş adayı Mevlude Hanım'a şöyle bir sual yöneltir. Sadece bana eş, çocuklarıma anne olmak değil, ümmeti Muhammed'in annesi olmaya gücün yetecek mi? Bu soruya cevap, hayırlı bir evliliğe vesile olan Abdullah Hoca'dan gelir. Abdullah Hocamız şöyle der. Öyle olacak elbette. Yoksa ben burada olmazdım evladım. Bu hayırlı evliliğin ardından Timurtaş Hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Elazığlı
aynı zamanda hemşehrisi Süleyman Ateş hocayı ziyaret eder. İzdivaç durumunu da izah ettikten sonra eğer mümkün ve müsait ise Elazığ'a tayin olmak istediğini, memleketinde hizmet etmekten memnun olacağını, hemşehrilerine karşı vazifesini ifa etmek istediğini hocamıza iletir. Ancak Süleyman Ateş kendisi de Elazığlı olmasına rağmen farklı düşünmektedir. Süleyman hocamız der ki, bir ilim adamı kendi memleketinde az değer görür, pek az takdir edilir. Şimdi sen Elazığ'da ağzınla kuş tutsan, Trenci Bekir'in oğlu olmaktan öteye gidemezsin. Bu cihetle gel seni yine Doğu Anadolu'nun merkezindeki bir başka ile Malatya'ya verelim. Orada milletin irşadına ve irfanına hizmet etme fırsatın daha çok olur. Malatya halkı hocaları, alimleri çok sever. Onları çabucak kabul eder, böyle de bir yapısı vardır. Timurtaş Hoca bu teklifi kabul eder ve Malatya'da 6 yıl sürecek bereketli görev hayatı böylece başlamış olur. Evet, hizmet stratejisi açısından Süleyman Ateş hocamızın rahmetli Timurtaş Hoca'ya yapmış olduğu bu tavsiye gerçekten yerindedir. Malatya'da bir yandan Timurtaş Hoca'nın kendisi kürsülerden halkı irşad etmiş, diğer yandan da eşi Mevlude Hanım Anadolu'nun vefakar, cefakar hanımlarına birçok camide vaaz ve irşat hizmetlerinde bulunmaya gayret göstermiştir. Mevlude Hanım Müslüman kadın kimliğini Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe annelerimizin örnek hayatlarından örneklendirerek hanımefendilerin idrakine arz etmiştir. Malatya halkı merhum Timurtaş Hoca'yı çok sever ve bağrına basar. Kısa zaman içerisinde oluşturduğu çevreyle hala bugün bile anma programları düzenlenerek ismi şehirde unutulmaz. Ancak Timurtaş Hoca'nın Malatya görevi 5 yıl sürer. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın isteği doğrultusunda Muş'a vaiz olarak atanır. Timurtaş Hoca Muş'a geldiğinde çok farklı bir tabloyla karşılaşır. Birlik ve beraberliğimize kastedenlerin, Müslümanların arasına fitne ve nifak sokmak istediğine bizatihi yerinde şahit olur. Kendisi ve eşi Mevlude Hanım'la birlikte hemen vaaz ve irşat programlarına başlarlar. Sadece Muş'ta değil, Bitlis, Van, Ağrı, Batman illerinde de vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunan Timurtaş Hoca, gittiği her il ve ilçede Müslümanların arasına tefrika sokmak isteyenlere karşı kürsüleri adeta titretir. Hak ve hakikati dile getirir. Her vaazında halka şöyle seslenir: bizler Osmanlı bakiyesiyiz. Devletimiz var, diyanetimiz var. Ayrılık ateşini yakmak isteyenlere fırsat vermeyin. Zira onlar birliğimize ve beraberliğimize kastetmektedirler. Biz müminiz, müminler ise ancak kardeştir. Mevlude Hanım ise eşiyle beraber gittiği her ilde, her camide vaazlar, sohbetler vermiş, kendisini dinlemeye gelen aslan yürekli annelere şefkatle sarılmış, onlara nasihatlerde bulunmuştur. Çocukların yetiştirilmesinde annelerin çok önemli bir fonksiyona sahip olduğunu dile getiren Mevlude Hanım, geleceğin anneleri olacak kız çocuklarının özenle büyütülmesini ve onların asla ihmal edilmemesini vurgulamıştır. Uçar ailesinin yaptığı hizmetlerin önemini Timurtaş hocamız bir vaazında şöyle ifade eder: yaptığımız hizmetlerin neticesinde bize olan teveccüh çarşıda,
sokağın başında göründüğümde metrelerce uzaktan yaşlı insanlar dahi hürmeten ayağa kalkacak hale geldiler. Öteden beri bölgenin halkı İslam'a her zaman kucak açmıştır. Demek ki günümüzde de biz İslam'ı iyi temsil edememişiz diyerek öz eleştiride bulunmuştur. Eğer biz görevimizi, biz vazifemizi hakkıyla yerine getirip hakkı ve hakikati cesurca anlatırsak, bu aziz millet her zaman ona kulak vermek, amel etmek, o yükün altına girmeye hazırdır. 1977 yılına gelindiğinde Timurtaş Uçar'ın tayini İstanbul'a çıkar. İstanbul'da bir yandan müftü yardımcılığı görevini sürdürürken, diğer yandan da merkez vaiz olarak her zaman büyük bir şerefle devam ettiği vaaz ve irşat görevini yerine getirir. Timurtaş Hoca İstanbul'da her gün iki ayrı camide vaaz ve nasihatte bulunur. Beşiktaş merkezdeki Sinan Paşa Camii'nden Üsküdar'da bulunan Fıstık Ağacı Camii'ne, Yeşilköy Camii'nden Kasımpaşa'daki Cami-i Kebir'e, Fatih Camii'nden Yeni Cami'ye, İstiklal Caddesi'ndeki A Camii'nden Şehzade Başı'na kadar her yere koşmaya çalışır. Özellikle Şehzade Başı pazar günleri şehir dışından, hatta Üsküp'ten, Bulgaristan'dan, yani Balkanlardan, yurt dışından gelen müminlerle adeta cami dolup taşıverir. 1980 yılında ülkemiz yeniden bir darbe ile karşı karşıya gelir. Ülkemiz yine zor zamanlardan geçer. Bu zorluklara maruz kalanlardan biri de Timurtaş Uçar hocamızdır. 12 Eylül darbesinin yüz binlerce mağdurundan biri de vaaz kasetleri milyonlarca insana ulaşan Timurtaş Uçar hocadır. Hocamız devrin en etkin iletişim aracı olan bu kasetlerden bir kuruş olsun gelir, menfaat elde etmek bir yana dursun, bu gibi bir menfaate de tevessül dahi etmemiştir. O, vefatına kadar 55 ayrı davadan yargılanan ve hepsinden beraat eden, 56. soruşturmada vefatından sonra utançla kapatılan Timurtaş Uçar, 12 Eylül darbesini yapanların hedefinde olmuştur. Vaazları nedeniyle darbenin hemen ardından gözaltına alınan ve kendisinden aylarca haber alınamayan Uçar'ın eşi Mevlüde Hanım o mahzun günleri şöyle hatırlar. Bir sabah ezanının hemen ardından kapımızı kırarak gelip aldılar. Evde bulunan yüzlerce kitabı delil sayarak çuvallara koydular. Kapımızın önünde sivil polisler beklediği için kimse evimize gelemedi. Çocuklarıma aylarca çorba ve çaydan başka bir şey yediremedim. Aylar sonra kapımızın önüne eşimi bıraktıklarında çocuklarım bile kendisini tanıyamadı. Seslenmese ben bile neredeyse tanıyamayacaktım. Timurtaş Hoca yargılandığı mahkemelerde hep şunu dile getirmiştir. Her zaman ve her yerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kanuni vazifesi olan irşat görevini ihlal edecek hiçbir söz söylemedim. Kur'an ve sahih hadislere dayalı anlatımlar gerçekleştirdim. Gayri ilmi hiçbir şeyi ifade etmedim. Eğer bu kapsam dışında kalan bir suç unsuru varsa başkanlığımıza sorun. Oradan gelecek görüş çerçevesinde verilecek her türlü cezaya razıyım. Ömrünün sonuna yaklaştığını bilmeden faaliyetlerini hızlandıran Timurtaş Hoca, ağır bir postmodern darbe olan 28 Şubat'tan da çok zarar görür. Türkiye'de
konuşamayacak hale gelir. Zira takibatlar ve tahkikatlar son derece hocamızı etkiler ve yorgun düşürür. Artık vazifeye devam edemeyecek hale geldiğini hissettiğinden erken yaşta emekli olma kararını verir. Ne var ki emekliliğinin 9. ayında da rahmeti Rahman'a kavuşur. Sözümü 31 yıllık hayat arkadaşı Mevlude hanımefendinin şu ifadeleriyle sonlandırmak istiyorum. Timurtaş Hoca koşar adımlarla dünyaya geldi ve koşar adımlarla gitti. Bu vesileyle bendeniz bizatihi merhum hocamızla yaşamış olduğum bir hatıramı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da bir nikah merasiminde tanıştık Timurtaş hocamızla. Kendimi takdim ettikten sonra, "Hocam, İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Bana bir tavsiyeniz olur mu?" diye sordum. Hiçbir zaman unutmadığım, her aklıma geldiğinde sanki o anda söylüyor gibi dikkat ettiğim şu nasihatlerde bulundu. "Evladım, aman dikkat et. Konuşmanda bir sistem ve insicam olsun. Neyi, ne kadar ve nasıl anlatacağını çok iyi hesapla. Şov ve kahramanlık kastıyla konuşma yapma. Zira bunlara değmez. Niyetin her zaman Cenab-ı Hakk'ın rızası olsun. Unutma ki Allah'ın rızasının dışında yapacağın bir işin, konuşacağın bir sözün ve dünyada ve ahirette sana asla faydası olmayacaktır." Bu nasihatlerinin ardından birden gözleri derinlere daldı. Bir müddet sonra başını kaldırdı. Bana bakarak dudaklarından şu serzenişler dökülüverdi. "Evladım, İslam'ın bu kutsal davasına hizmet etmekten bir an olsun geri durmadım. Çok farklı türlü sıkıntılarla karşılaştım. Hiçbirine aldırış etmedim. Ancak en çok üzüldüğüm şey haklı, hak mücadelemde Müslümanların beni yalnız bırakmasıydı." Timurtaş hocamızın en belirgin özelliği bu toprakların has evladı, yerli ve milli oluşudur. Onun ikinci bir ajandası asla olmamıştır. O ne söylemişse takdir edilmek, bir yerlere yaranmak ve menfaat elde etmek için değil, yalnızca Allah rızası için söylemiştir. Bu vesileyle başta Timurtaş Uçar hocamız olmak üzere hak ve hakikatin yılmaz savunucuları, öncü alimlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyor. Yüce Rabbim her birisine rahmet eylesin. Onların gayretleriyle gayretlenmeyi de bizlere nasip eylesin. Timurtaş Uçar Hoca 2000 yılında fani alemden baki aleme göç eyledi. On binlerce seveninin hüsnü şehadetiyle Fatih Camii'nde Mahmud Usta Osmanoğlu hocamızın kıldırdığı cenaze namazının ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı.